1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Buyurun sizlere. Bir bütçe tablosunda önceki aya göre azalanları ama belirttiğimiz oranda azalanları bir anlamda değişim gösterenlerin renklendirilmesini yapmak istiyorum. Koşullu biçimlendirme kullanarak arkadaşlar. Seçime dikkat edin. Şubat'tan başlıyorum. Ve koşullu biçimlendirmenin kurallar, formülleri oluşturacağımız bölüme gidiyoruz. Yeni kural, New Rule bölümü. En alttaki seçeneğe geldik. Bakınız formülüme dikkat ediniz. Burası değil mi? Küçük olacak. F4'te veya dolarları sizlere kaldırıyoruz. Dinamik bir adres elde ediyoruz. Bundan küçükse ama sadece küçükse değil yani az bir şey azaldıysa değil %15 azaldıysa dolayısıyla arasındaki fark şu olacak. Onun arasındaki farkı da %15 azaltmayı da şöyle gösteriyoruz. Bir eksi bununla. Yani %85'inden de küçükse gibisinden arkadaşlar yapıyoruz. Artık farklı aritmetik yapabilirsiniz. Renklendiriyoruz. Şimdi deneyeceğim. Bakınız 10 bin lira 10 bin lira oldu. Renklenmeyecek çünkü azalmadı. 9 bin lira oldu. O da %15 azalma anlamına gelmez. Ama 8.500'den biraz az 8.499 lira olunca renklenecek gördüğünüz gibi.